Haftaya efendim aşkla başlıyoruz. Uğruna ne şarkılar yazıldı, ne şiirler yazıldı, ne filmler çekildi. Hülya Avşar 12 yıldır yalnızdı. Hayatına kimseyi istemiyordu. Kısa bir süre önce verdiği röportajda da aşk meş işleri bizden gitti dedi. Hatta sevgili kriterlerini de saydı. Neydi o kriterler? Instagram kullanmayacak dedi. Evet. Spor yapacak dedi. Aradaki yaş farkı 3-4 yaş, 3-5 yaş olabilir. Benden 3-5 yaş küçük olabilir dedi. Sevgilisiyle efendim, yeni sevgilisiyle Yeniköy'de bir restoranda romantik bir akşam yemeği yerken böyle görüntülendi. Günaydın'dan Ömer Karahan görüntüledi onları. Peki yeni sevgili Hülya Avşar'ın kriterlerine uyuyor mu? Mesela Instagram kullanıyor mu? Aralarındaki yaş farkı ne? Spor yapıyor mu? İşte bu soruların cevapların olduğu haberimizi izleyelim. Teşekkürler. Bu aralar bana bu sevgili işini çok soruyorsunuz. Başıma bir iş açarsam sizi gebertirim. Hülya Avşar son olarak geçtiğimiz perşembe gecesi yemek çıkışında özel hayat soruları üzerine muhabirlerle şakalaşmış, aşk meşk işleri bizden geçti. Hele Instagram kullanan erkekle hayatta işim olmaz demişti. Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Aslında istiyor muyum? İnanın o kadar mutluyum ki hayatımda. Çok mutluyum yani. İstemiyorum galiba. Ancak aradan 48 saat geçmeden uğruna şarkılar yazılan, filmler çekilen Hülya Avşar'ın kalbinin dolu olduğu, 12 yıldır süren aşksızlığına son verdiği ortaya çıktı. Günaydın, Hülya Avşar'ı Yeniköy'de geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı bir mekanda yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntüledi. Güzelci bir ara Avşar'ı güzelce alnından öptü. İkinci sayfanın yeni aşk hikayesiyle ilgili özel araştırmasındaysa ortaya çok özel detaylar çıktı. Cemal Güzelci hayran olduğu Avşar'ın bir yıl peşinden koştu. Avşar'ın ben o defteri kapattım, sevgili aşk işleri benim için bitti sözlerine rağmen pes etmedi. Baş başa 3 kez yemek yediler. Avşar'ın yakınlarına birbirimizi tanıma aşamasındayız, şimdilik bakıyoruz dediği öğrenildi. Cemal Güzelci 52 yaşında hiç evlenmemiş. Esas işi dericilik, enerji ve inşaat işlerinde yatırımları da var. En önemlisi tam da Avşar kızının istediği gibi Instagram hesabı yok. Dünyaca ünlü aktör Adrien Brody ile yakın arkadaş. Şimdi Hülya Avşar'ın şöyle bir özelliği var. Biri ona böyle şey yaptığı zaman, yakınlaşmak istediği zaman Hülya Avşar'ın da az çok aklına yatıyorsa ailesine soruyor, yakınlarına soruyor, arkadaşlarına soruyor. Hatta güvendiği gazetecilere kadar soruyor. Geçmişi nedir, kimle birlikte olmuştur, evlenmiş midir, boşanmış mıdır? Bütün seceresi çıkmış zaten beyefendinin, bir yıldan bu yana peşindeymiş. Gittiği her yere gidiyor. Hülya Avşar'ın şu noktada en takıldığı şey aralarındaki 6-7 yaş fark olmuş. Buna takılmış. Oysa ki hani çok takılınacak da bir durum yok. Şimdi millet başka fazla bir gazetede de bugün beyefendinin yaşı için 47 yazmışlar. Evet ama 52 yaşında. Ama 52 yaşındaymış. Hemen o bilgiyi öğrendik biz. Bir yıl peşinden koşmuş Hülya Avşar'ın. Hülya Avşar tıpkı şarkısındaki gibi git kendine iyi birisini bul demiş. Benim aşk meş işlerini kendim kapattım demiş. Kendi söylüyordu demiş. Zaten. Aynen öyle. Benim için o sayfa tamamen kapandı. Bitti. Bitti demiş. 12 yıl sonra da gerçekten insanın hayatına birisini alması o kadar zor ki. Hele hele bir de 24 yaşında kız çocuğun varsa daha da zor. Sana çok inceleyip sık dokuman gerekiyor o insana. Evet. Bakman gerekiyor gerçekten. Seni sen olduğun için mi sana geliyor, yoksa senin şöhretine mi geliyor, ününe mi geliyor, şöhretine mi geliyor, niye geliyor? Yani beyefendinin işi bir kere çok zor. Şimdi bir onun işi daha zor Hülya Avşar'dan. Sınavdan geçecek diye her düşünüyorum. Her yerde takip altında olacak bir kere. Bir sürü yani şu 52 yaşına kadar ne yaptıysa ne ettiyse hepsi mercek altına yatırılacak Hülya Avşar'dan bu yan, Hülya Avşar'dan dolayı. Bu arada evlenmemiş. Bugüne evet, kadar evlenmemiş o değil. Ama bu kadar hızla gittiğine göre sanki ondaki bu ısrar, bu çaba Hülya Avşar'a evlilik bile teklif hiç edebilir. Sanmıyorum. Eder. Buradan evlilik çıkmaz. Hayır, ben sana söyleyeyim. Beyefendi eder, Cemal Bey eder ama Hülya Avşar kabul Hülya etmez. Hülya Avşar istemez. Ama onu da teklif edecek bir şey hissediyorum. Hülya Avşar yalnızlığa alışmış bir insan. Hayatta sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. 12 yıl sonra böyle evin içinde birisi olsun falan onun huzuru kaçar. Evet. Rahatsız olur, istemez böyle ama bir şey. Ama bak görürsün biz evlilik teklif etti haberini alacağız. O da hayır diyecek. Kesin gelecek. Bu arada 2018'de Hülya Avşar'a
biz gazeteciler ard arda sorular soruyorduk. Hayatınızda nasıl birisi olmalı? Bu saatten sonra sizi nasıl biri etkiler diye. 2018'de verdiği cevapta önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Çünkü aynı evin içinde dip dibe birine tahammülüm yok. Genç sevgili asla istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi çok seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün olmuyor. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli. Daha sonra bu listeye ve öncesinde şunu da eklemişti. Spor yapması şart. Spor yapması şart. Beyefendi iyi duruyor, değil mi? Daha eski fotoğraflarına. Yaşına göre de iyi duruyor. Evet, daha eski fotoğraflarına baktığında birazcık daha kilolu. Bence bir yıl daha. Olabilir. Belki tenise başlamış olabilir. Evet. Bu arada sizler yakıştırdınız mı? Fotoğraflara baktığımız zaman şu fotoğraf bana çok sempatik geldi. Evet. Bir de cep telefonu gösteriyor, değil mi? Cep telefonundan bir şey gösteriyor. Peki ben onu ne sandım? Evlilik teklifi fotoğrafı gibi böyle bir tek taş kutusu sandım. Doğru. Işıklı klişe kutu yine mi açıldı dedim ama yok. Telefonmuş. Ben telefondan de saate takıldım. O saatte bir servet değerinde biliyorsun. O saat Mehmet Dinçerler'in saatine benziyor sanki. Evet, yani o saatle böyle bir daire rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yok, hali İstanbul'un vakti. İstanbul'un iyi bir yerinden bir daire alabiliyorsunuz. Hali ve vakti yerinde. Dericilikle söyleyelim. Uğraşıyorum. Ya şimdi Hülya Avşar'ın öyle aşk diye tutturan bir tarafı yok. Aa. Ünlüler dünyasında öyle insanlar var. Öyle kadınlar, öyle erkekler var. Onlar yalnızlığı sevmiyorlar. Hep böyle hayatlarında biri olsun, hep aşk olsun istiyorlar. Evet. Hatta bir tanesi var ki geçenlerde öyle bir dedikodu duyduk ki Müge ile ağzımız açık kaldı. Hangisi? Bir sürü duyduk da bu ara. Ünlü bir kadın efendim arkadaşları aracılığıyla bir iş adamıyla tanışıyor. İş adamının ilk olarak neyine bakıyor biliyor musunuz? Bomba. İnanılmaz. Mal, mülk, tapu kayıtlarına kadar araştırmış. Sana aklına bu, bu nereden aklına geldi senin? Yani adamın hali vakti yerinde ama bir de dur demiş, tapu kayıtlarına da bir bakayım demiş. Kaç tane dairesi, kaç tane dükkanı, kaç malı var diye. Müge ama insanın aklına gelir mi? Bakmış, o tapu bayağı iyi, tapular da var. İlişki başlamış, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de noktalanmış ilişki. Neden noktalanmış? Çünkü tapulardan bir tanesi hanımefendinin üstüne geçemedi. Aslına bakarsan da bir şey oldu. Aslına bakarsan ona benzer bir şey. Evet. Hanımefendi mücevher set beklemiş sevgilisinden böyle sipariş gibi. Düşünebiliyor musun? Olur gibi bari ya. Gidip söyleseydin mücevher set bekliyorum diye. Nasıl söyleyecek? Hayır işte. Ha, ama beklediğine sipariş göre. Gibi beklediğine evet. Göre. Doğru söylüyorsun. Mücevher set gelmeyince de ilişkisini bitirmiş. Bu aralar hanımefendinin yanına kimse yaklaşamıyormuş. Sinirli. İnanılmaz sinirli ve gerginmiş. Hayal kırıklığına uğramış. Sinirli. Başladığı Duydum. Gibi bitti çünkü ilişki. Evet, ama şimdi ilişki başlarken tapu kayıtlarını karıştırırsan evet. Bir ilişkinin neden başladığına bak. Hani orada ve bitme nedeni de yine bitme nedenine maddi. Bak. Evet, maddi olarak başlıyorsa işte de maddi olarak bitiyor. Çok kısa sürmüş ve istediklerini elde edemediği için aman bu aralar gergin. Herkese karşı gergin. Gergin yanına kimse yaklaşamıyor. Mikrofonlar uzatıldığında da çok gergin. Yanına kimse yaklaşamıyor bu ara, çalışanları bile öyle söyleyelim. Evet. Evet, bu çift beğendik, güzel ama daha böyle aşk meşk diyebilmek için biraz daha zamanı var diye evet. Düşünüyoruz. Hülya Avşar'ın şimdi dediğimiz gibi testleri vardır, sınavları vardır. O sınavların hepsinden geçecek. Hülya Avşar'a gerçekten Hülya olduğu için mi geliyor yoksa Avşar'a mı geliyor onu görecek. Nasıl inandıracak adam kendini? Çok zor. Çok zor. Çok zor. Hani diyecek ki benim böyle bir maddi bir şeyim yok. Çünkü ben de zenginim. Beyefendi zaten de zengin. Zaten zengin. Şöhrete ihtiyacım yok dese şimdi ister istemez Hülya Avşar'la flört ettiği için o da magazin gündemin baş köşesine oturacak. Bütün arkadaşlarımız onların bir çift karesini çekmek için, görüntülemek için yarış halinde olacaklar. Aradaki yaş takip farkı? Takip edilecek. Aradaki yaş farkı 6 yaş. Var. Peki çok belli mi fotoğraflara baktığın zaman? Bir getirebiliyor muyuz fotoğrafları da? Şöyle daha yan yana durmaları gerekiyor. Evet. Buradan pek bir şey anlaşılmıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hülya Avşar da bir özenmiş sanki bak. Geçen günkü röportaja baktığın zaman
daha doğaldı değil mi? O saçlar falan daha dağınık. Sevgiliyle buluşmaya bir özenmiş. Hayır, şey aklıma geldi. Eskiden flörtler böyle pastanelerde falan buluşurdunuz ya. Ben de Ömer'in yazısından Günaydın'da fotoğrafı çeken arkadaşımız. Ömer Kara. Fotoğrafı alan arkadaşımız Ömer Kara. Baktım diyor ki Yeniköy'deki bir pastane. Ay, eski şeylerdeki gibi. Pastane mi? Ben orayı balıkçı sandım. Pastanede mi buluşmuşlar? Ben pastane diye okudum. Yanlarında umarım bir büyükleri vardı. Çok limonata ve pasta eşliğinde ama şöyle, buluşma. Gülşen, artık Yeniköy'deki bir mekana gidip oturuyorlarsa onlar da görüntülenmeyi tabii, bir istiyorlar. Şekilde istiyorlar. Yoksa mümkün değil. Yaklaşık bir buçuk aydan bu yana süre gelen bir ilişki. Bir şey söyleyelim bu arada. Hülya Avşar yakınlarına daha henüz öyle aşk ilişki başlamadı. Evet. Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Flört ediyoruz diyormuş. Evet. Evet. Biz bu flörtün takipçisiyiz. Bırakmayız, evet, peşine. Kesinlikle.